Bakın şimdi Allah'ın yolundan çıkan şu Lut kavminin halini şimdi ayetlerde açıklıyorum. Estaizu billah. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْتَا Lut bir isim biliyorsunuz. Mübarek peygamberlerden birisinin adı Lut. Lut diye geçiyor. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْتَا Vakta ki Kur'an'ın anlatma tarzı böyle. Lut aleyhisselama elçilerimizi yani meleklerimizi gönderdik. Melek gönderiyor. Allah-u Teala peygamberlere kimi gönderir daima? Cebrail'i ve sair melekleri. Melekler. Allah'ın elçileri. Hani melekler de elçidir. Lut aleyhisselamın yanına, evine iki tane melek Rabbimiz gönderiyor. Bakın. Aslında Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği meleklerin karşısında Lut aleyhisselamın memnun kalması lazım. Melek geldi. Allah katından elçi geldi. Memnun olması lazım. Hazreti Lut memnun olmuyor. Bakın ayet söylüyor. Si'e bihim ve daka bihim zer'a. Bu iki meleğin gelişinin karşısında iki meleğin gelmesiyle Lut aleyhisselam kederlendi, sıkıldı, ruhu daraldı diyor. Bakın peygambere bak. Daraldı. Daka, Arapça daraldı demek. Bihim zer'at. Kalbi sıkıştı. Ruhu daraldı. Niye? Ve kâle buyurdu ki, eyvah, hâzâ yevmün asîb. Şimdi çok tehlikeli ve belalı bir gün olacak. Çok belalı bir gün olacak. Niye böyle söylüyor kasına? Lut'un kavmini biliyorsunuz. Yeryüzünde toplum halinde. Öyle teker teker değil. Münferit olarak değil. Toplum halinde bir pisliğin içine batmışlardı. Erkekler erkeklerle cinsi ilişkiye geçmişlerdi. Lut kavminin en çirkin, en pislik, en kafir, en Allahsız, en rezil tutumları buydu. Ve daha çok kötülükler içindeydiler de en çok ortaya çıkan, caddelere taşan, sokaklara taşan pislikleri eşcinsellikti. Yani erkek erkeğe cinsi temas hareketi. Aman ya Rabbi. Hiçbir hayvanın yönelmediği bir rezalet. Hayvanlar tarihinde hiçbir hayvan, erkek hayvanın diğer bir erkek hayvana cinsel arzu duyduğu görülmemiş. Ama her nasılsa Lut aleyhisselamın kavmi bu pisliğe bakmış. O kadar yayılmış, çoğalmış ki her sokağın başında çiftleşen erkekler görülmeye başlamış. O kadar yaygın ya. Lut aleyhisselam mücadele etmiş bunlarla, anlatmış, söylemiş azabın olacağını, belanın geleceğini. Hiç dinlememişler. Lut aleyhisselam 41 sene peygamberlik yapmış. Peygamber olarak geldiği bölgede Sodom ve Gomorra diye bir bölge şu anda Ürdün taraflarına düşüyor. Ürdün. Yani Orta Doğu bölgesine gel. 41 yıl peygamberlik yapmış, bu kavmin içinden kendisine peygamber olarak inanan sadece iki tane kızı olmuş. Karısı bile inanmamış. 41 senede iki tane kız. Kendi kızları iman etmiş. Kimse kabul etmiyor. Ne namussuz milletler var tarihte. Ve dâhaka bihim zer'a. Kalbi diyor sıkıştı, ruhu daraldı. Bu melekler melek olduklarını bilmiyordu. Niye bu sıkıntıya düştü? Çünkü kavminin huyunu biliyordu bu. Kavminin huyunu biliyordu. Allah-u Teala bu iki tane meleği çok yakışıklı, çok parlak, çok güzel iki tane erkek olarak gönderdi. Yani bir bakıma kavmi Rabbimiz imtihan ediyor. Çok parlak iki delikanlı. Daha sakalları çıkmamış. Tüyleri çıkmamış. O kadar cazibeli çekici iki tane delikanlı suretinde melek geldi Lut aleyhisselama. Allah diyor bunlar bizim elçilerimizdi, meleklerimizdi. Fakat Lut bunu bilmiyordu. Eyvah dedi ya bu benim kavim, benim milletim, rezil millet. Şimdi parlak bu iki oğlana sataşacaklar diye kalbi sıkıştı. Huylarını biliyor ki. Bakın şimdi. Ve çok çetin bir gün olacak. Bu hâze yevmin asib. Çok zorlu bir gün olacak diyor. Eyvah ben ne yapacağım diye başlıyor daralmaya, sıkışmaya. Nereden halkın haber olacak?
Hazreti Lut Aleyhisselam'ın karısı var. Nikahlı karısı var. Fakat iman etmemiş. Lut Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiyor kocasının. Bizzat arka kapıdan çıkarak sokağa gitti. Ne kadar homoseksüel, eşcinsel, rezil varsa yetişin dedi. Bize iki tane parlak delikanlı geldi. Gelin bunları kullanın dedi. Haber verdi onlara. Peygamberin karısı. Ve kavmin haberi oldu. Dediler ya Lut'un evine iki tane harikulade yakışıklı erkek gelmiş. Ne güne duruyorsunuz? Gidelim de saldıralım dediler. Bunu ayet haber veriyor. Estağfirullah. Ve ca'e kavmuhu Lut Aleyhisselam'ın kavmi yuhra'une ileyhi Lut Aleyhisselam'a doğru koşa koşa tepine tepine birbiri çiğne çiğne koştular. Kim nereye koşuyorlar? Lut'un evine. Peygamberin evine koşuyorlar. Şu pisleşmiş, rezilleşmiş milletin haline bak. Neye koşuyor? وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ Bu Lut Aleyhisselam'ın kavmi çok evvelde çok pislikler, seyyiat diyor, çok kötülükler, çok pislikler yapan bir milletti. Koşa koşa Lut Aleyhisselam'ın kapısına dayandılar ve kendilerine misafir olarak gelen o iki parlak delikanlıya sataşmak maksadıyla geldiler. Kale Lut Aleyhisselam dedi ki ya kavmi, ey benim kavmim, ey benim milletim, ey ahali, ey millet, haulâi benâti hünne etharu leküm fettekullâhe ve lâ tuhzûni fî dayfî, yalvarıyor Lut Aleyhisselam. Ey ahali diyor, ne olursunuz yapmayın. Bunlar benim misafirim. Sizin de diyor kadınlarınız var. Onlar da benim kızlarım. Sizin kadınlarınız benim kızlarım diyor. Hünne, o kadınlar etharu leküm. Sizin için daha temizdir, daha iyidir. Bırakın bu pisliği. Gidin kadınlarınıza şehvetinizi ika edin. Çataşmayın bu işe. Yapmayın. Ve la tuhzuni. Beni rezil etmeyin. Aynen yalvarmış Lut Aleyhisselam. Ne kötü millet. Ne kötü kavim. Ve la tuhzuni fi dayfi. Bu iki misafirim karşısında beni rüsva etmeyin. Beni mahcup etmeyin diyor. Fettekullâhe. Allah'tan korkun. Eleyse minkum racülün reşid. Hiç içinizde aklı başında kimse yok mu? Eleyse minkum racülün. Hiçbir adam yok mu reşid? Rüştünü ispat etmiş, aklı başında hiç kimse yok mu diye kapıda o gelen kavme yalvardı, yalvardı koca peygamber Lut Aleyhisselam. Şu milletin rezaletine, şu milletin felaketine, şu milletin necasetine bakın. Kalu, şimdi o ahali, o kalabalık, reziller, sefiller, alçaklar dediler ki, لَكَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّنْ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُر۪يدُ Sen dedi kızlarımızları neye karıştırıyorsun dediler. Sen bizim maksadımızı bilmiyor musun? Biz erkek erkeğe cinsi temas istiyoruz. Ver erkekleri bize dediler. Ne karıştırıyorsun kadını kızı? Şu kirlenmenin, şu rezalete batmanın derecesine bakın Allah aşkına. Nereye tırmanıyor? Kale Lut Aleyhisselam çok perişan. Buyurdu ki لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ كُوْوَةً اَوْ عَوِي اِلَى رُحْنٍ شَد۪يدٍ Ah keşke güç, benim bir gücüm, bir kuvvetim, bir kudretim olsaydı, olsaydı da bu belayı def etseydim, bu rezilleri ortadan kaldırsaydım, bu kepazeleri yok etseydim. اَوْ عَوِي اِلَى رُحْنٍ شَد۪يدٍ Yahut da en kuvvetli, en kudretli olan Rabbime sığınmaktan başka çarem kalmıyor, kuvvetim yok, gücüm yok diye feryat etmeye başladı Lut Aleyhisselam. Ayet mi sabit? Kalu, o melekler, o iki insan parlak, tüysüz, delikanlı suretinde gelen melekler kalu dediler ki, ya Lutu, ey Lut, ismini çağırıyorlar. İnna rusulu rabbike, biz senin Rabbin katından, Allah katından gelen melekleriz. Korkma dediler. Biz melekleriz, elçiyiz. لَنْ يَسِلُوا اِلَيْكَ Onların hiçbir belası, pisliği sana ulaşmayacak. Korkma, biz melek, meleklere ne yapabilirler? فَاَسْرِ بِيَهْلِكَ بِكُطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ Gecenin yarısından sonra sana inanan kızlarını yanına al,
gece yarısı buradan çık git, çık bu ülkeden, çık bu bölgeden, çık bu şehirden, dediler melekler. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّمْ رَأَتَكَ Sakın buradan çıkıp giderken arkanıza dönüp bir saniye bile bakmayın. Dönüp arkanıza bakmayın diyor. Yani zerre kadar merak etmeyin. Eyvah! Evimiz kaldı, köyümüz kaldı, işimiz kaldı, eşyamız kaldı gibi en ufak bir merak ile hele bakayım ne olmuş deyip de dönüp arkaya bakmayın diyor. اِلَّمْ رَأَتَكَ Ancak senin karın bu halden müstesnadır. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ Senin kavmine isabet edecek olan bela, musibet, azap senin karına da isabet edecek. Çünkü inanmamış ve gitti onlara haber verdi. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ Allah'ın azabı sabah vaktinde gelecek. Sabah olmadan azap gelecek. Ayete bak. Hazreti Lut Aleyhisselam bütün bir gece o kadar sıkılmış, o kadar sıkışmış, daralmış ki dedi ki ey mübarek melekler sabaha kadar beklemeye tahammülüm kalmadı. Şimdi hepsinin cezasını verin dediler. Yani sabaha kadar beklemeyi çok uzun kabul et. Çok geç kalırız. Hemen cezalarını, hemen azabını, azabı ilahiyi verin demiş olacaklar ki melekler diyor ki ereyse subhu bi karib. Ya o sabaha bir şey kalmadı ey Lut, sabah yakın, ne telaş ediyorsun? Fazla acele etme, telaş etme. Eleyse subhu, sabah yakın değil mi? Hani sabah ola hayrola ifadesi de belki buradan çıkmıştır. Sabah olur olmaz, şafak söker sökmez. Ayet-i kerime devam ediyor. Felemma ca'e emruna, azabımız tahakkuk etti sabah vakti. Ne oldu neticede? Cealna aliyaha safilaha. Ülkenin, o bölgenin, o beldenin altını üstüne getirdik. Cealna aliyaha ali demek üstü. Safil, esfel, altı. Altını üstüne getirdik oranın diyor. Cealna aliyaha safilaha. Altını üstüne getir. Aynı kelime kelime. Ve emtarna, bu da kafi gelmedi. Ve emtarna aliyaha hicareten. Üzerlerine taş yağdırdık. Yağmur taneleri gibi kocaman kayalar yağdı. Ayet. Hicare, Arapça hacer taş demek. Hacer. Hacer-i esvet ne demek? Siyah taş. Hacer-i esvet. Taş yağdırdık. Min siccilin mandudin. Peş peşe yağmur tanesi gibi gelen, ateşte kızartılmış gibi akkor halinde, alev halinde taşlar yağdırdık. Aman ya Rabbi. Devam ediyor. Müsevvemeten inde rabbike. O yalan düşen taşların her birisinin üzerinde kimin tepesine düşecekse onun ismi yazılı olarak geldi diyor. Adrese gelen mektup gibi. İnsanların adresine gelen havale gibi, mektup gibi Lut Aleyhisselam'ın kavminin de başına gelen taşlar, başlarına yağan taşlar müsevvemeten ayetinden anlıyoruz ki kimin tepesine düşüp de ezmek için, cezalandırmak için hangi taş kimin üzerine gelecekse gökten gelirken tepesine düşecek adamın ismi yazılı geldi diyor Kur'an. Ve ma hiye mine zalimine bi ba'id. Zalimlere azabımız uzak değildir. Kıyamete kadar bu azap devam edebilirdi. Yani bu bir sefer olmuş bitmiş değil. Ve ma hiye bu azap, bu bela, bu musibet mine zalimine, zalimler için bir ba'id, uzak değil. Her zaman böyle olabilir. Her zaman buna benzer. Böyle olmasa da bunun verdiği felaketten, beladan daha müthiş belalarla zalimlere ceza vermeye Rabbimizin kudreti kafi gelir diyor.